Hello people, welcome to Norway. Sarpsborg. It is a nice city in East Norway. Oh, the Vikings coming here. Hi Norge, welcome to Sarpsborg. We are here for the weekend. Det er en veldig hyggelig, fin sted. Merhaba arkadaşlar. Norveç'te Sarpsborg şehrine hoş geldiniz. Beşiktaş'la oynadığımız maçı bilirsiniz, hatırlarsınız. İşte o şehir burası. Vikinglerin ana yurtlarından bir tanesi. Hem Glomma Nehri hem de Doğu Denizi'nde buluştuğu yer. Burası meydan ve alışveriş merkezi. Hemen karşıda ileride de kilise ve tüne ve stadyum da orada ileride yer alıyor. Ben buradan yürümüştüm Beşiktaş maçına giderken. Ama çok acayip bir sağanak yağmur vardı. Telefonlarımızda sesler, her şey gitti yani, ama güzel bir maçtı. İyi bir döndü maç. Hatırlarsınız. İşte o maçta ben buradaydım. İzledim canlı canlı. Zaten videolarımda var. Şöyle orayı da gezeceğiz. Burası market alanı. Hemen bir AVM'nin içerisine girelim. Şuradan da çıkarız kapıdan. Göstereyim hızlıca. Buranın AVM'si 3 katlı. Öyle. Burası çok güzel bir spor bar. Bunun hoşuma gidiyor. Oliver's, hep buraya gelirim. Görmüşsünüzdür, Pepe's Pizza çok ünlü pizza yapıyor. Aşağıda spor salonu, yukarılar bir alt katta da yemek yerleri. Sağlı sağlı da. Mağazalar, dükkanlar. Derin olduğu yer, kuyumcu, giyimci, tekstilci. Anten burada da var. Şurada. Aferin. Buranın gazeteleri bunlar arkadaşlar. 6 tane gazeteleri var. Bizim gibi 2-3 tane televizyonları var. Burası bir büfe. Her şey burada var. Dergiler, gazeteler, loto, iddia vesaire, hepsi burada. Burada telefoncu. Yani burada Norveç'te 3-4 tane televizyon, 6-7 tane gazete var. Ana temalı. Hemen hemen her şehrinde kendi lokal yerel gazeteleri vesaire var. Radyoları. Ama televizyon pek yok. Hem yukarısı var bakın. Hem de aşağısı. Aşağıda güzel kütüphane, kitap evi vesaire. Şöyle. Burası da bir kozmetik yeri. 17 Mayıs yaklaşıyor, bayraklar satışta. Herkes bahçesine böyle şeyler alır. Süslemeler vesaire. İşte bu tür şekilde 17 Mayıs'ı çocuklar ellerine herkes süslerler. Bakın yaşlar da almaya başladı zaten. Bol bol yine İçecek, tatlıgiller, pastalar, waffle'lar, krepler, dondurma ve sosis, pizza, kola, fanta vesaire gibi şeyler içilir. Evet ya, sonrası. Şu yan taraftan çıkalım dedim. Bazı yerler kapalı. Ama fazla değil bakın. Berberler açık.
ince mi? Evet. Gördüğünüz gibi meydana tekrar çıktık. Hemen ileride belediye binası ve eyalet binası da burada yer alıyor. Hasan, bunlar oldu olası geliyorlar. Kendi şeyleri var, yumurta satıyorlar. Bahçelerinin soğanlarını, çiçeklerini, baharat gillerini vesaire satıyorlar. Kendileri üretiyor. Norveçliler. Burası da alışveriş caddesi. Sağına böyle. Şey caddesi. Karşısında gördüğünüz gibi kilise ve stadyumun olduğu yer. Direkt. Oradan yani burası ana cadde, burası her yere bağlayan bir cadde. Bütün şehrin ortasından geçen cadde bu. Şu köşedeki pizza bar yerini kiralamak için görüşmüştüm. Kirasını ucuzdu, iyiye yaptık ama bir yıl peşin istiyordu. Ben de o kadar veremedim açıkçası. Allah'tan da vermemişim. Çünkü korona falan devreye girdi ve işler durdu. Görüyorsunuz kapalı. Ama çok güzel yer, çok hoşuma gidiyor. Ve bu Salzburglar da eğlenmeyi, sıcakkanlı insanlar seviyorlar. Ben yine tekneleri yapmaya gideceğim şimdi. O yüzden giyindim. Bu da olsun. Bu elde olsun bende. Elde olsun bende. Burası da iş kurumu. Bu da köpek fikstürü. Burada herkes bilir. Bar 1016. Evet, burası Salzburg şehri. Tam 1000 yaşında şu an. 1000 yaşını geçti yani, 1004 yaşına girdi. Bu da bar 1016, yani 1016 yılında bakın Vikingler şöyle onlar kurdular. 1016 yılında burayı gelip yerleşmişler, kurmuşlar. Etrafta Viking mezarlıkları vesaire var. This city Salzburg is about 1000 year old. It is the Vikings place who was very much from there. Kapı ordinary sattım. You see many Viking freezer. Viking berberi. Gördüğünüz gibi çok kalabalık değil ama yine de bu burası İştek caddesi ta arkaya kadar gidiyor, belediye binasına kadar ve yan tarafta ara sokaklarda da kütüphane.